Allah Celle Celaluhu onu sevdi, alemlere rahmet olarak gönderdi. Önümüzdeki 12 Ocak pazarı, pazartesiye bağlayan gece Mevlid Kandili gecesidir. Bilindiği gibi Peygamber Efendimiz cahiliye karanlığına gömülmüş insanları İslam güneşiyle aydınlatan Allah'ın en son kutlu elçisidir. Putlara tapan, güçlüleri zayıflarını ezen, yok eden, kan döküp haram yiyen, kötülükten, zulümden çekinmeyen, daha da ileri giderek kız çocuklarını, hem de kendi öz kız çocuklarını utanç vesilesi sayıp diri diri toprağa gömen, kısaca cehaletin daha nice örneklerini sergileyen cahiliye toplumunu Allah Resulü en yüce ahlaki erdemlerle donatılmış örnek bir topluma dönüştürmüştür. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimizin Mevlid Kandili vesilesiyle onu anlamak, onu tanımak, dolayısıyla ona tabi olarak Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak durumundayız. Zira Allah-u Teala Ali İmran suresinde şöyle buyuruyor: Habibim, de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Bu ayeti kerimenin bu bölümünde Yüce Rabbimiz benim hoşnutluğumu kazanmak, rızamı kazanmak için gönderdiğim elçiye tabi olun, onu izleyin diyor. Ayrıca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Allah-u Teala peygamber olarak görevlendirmesinin bir hikmeti olarak da bir ayeti kerimede şöyle buyuruyor: Muhakkak ki sen en yüksek ahlaka sahipsin. Seni elçi olarak, peygamber olarak dünya ve ahiret mutluluğuna giden yolları kullarıma göstermek ve örnek olmak için gönderdiğim seni gönderdim. Çünkü sen en yüksek ahlaka sahipsin. Sevgili Peygamberimiz de bir hadis-i şerifinde ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuruyor. Hatta başka bir sözünde benim eğitimimi Rabbim verdi, güzel verdi buyuruyor. Bu anlamda daha birçok ayeti kerimeyi okuyabiliriz. Ancak görülüyor ki Allah'ın bizim için razı olduğunu Maide suresinde ifade ettiği yüce dinimizi öğretmek ve örneklik etmek, model olmak için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmiştir. Zira Ahzab suresinde de açık ve net olarak şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz: Andolsun ki Resulullah sizin için en güzel örnektir, en güzel modeldir. Hatta ayetin ilerisine doğru Allah'a kavuşmayı arzu edenler, Allah'ı çok zikretmek isteyenler, ahirete
ve ahiretin nimetlerini elde etmek isteyenler için Resulullah sizin için en güzel modeldir, örnektir buyuruluyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da çeşitli zamanlarda verdiği mesajlarla örnekliğin bilinçli, bilerek, anlayarak yapılmasının da altını çizmiştir. Bir keresinde namaza başlayacağı sırada ayağındaki çorabı aniden çıkaran Efendimizin çıkardığını gören bütün cemaat de ayaklarında giyili olanlar hepsinin çıkardığı görülüyor. Namaz sonunda Efendimiz onlara siz niye ayağınızdakileri çıkardınız deyince ya Resulallah sen çıkardın biz de çıkardık. Ama benim neden çıkardığımı bilmiyorsunuz. Yani bu hadise diyor ki tam namaza duracağım sırada Cebrail geldi. Ya Resulallah çorabında necaset var buyurdu. Ben onun için çıkardım. Yani Efendimiz cemaatine, ümmetlerine, dolayısıyla hepimize beni örnek alın ama anlayarak, tanıyarak, o özümseyerek, gönülden severek, ne yaptığınızı bilerek, körü körüne taklitçi olarak yapmayın işaretini de burada vermiş oluyor. Bu mübarek gecede ona sunabileceğimiz en güzel hediye, onun gönderiliş gayesi olan yüce dinimizi Hazreti Peygamber'i tanıyarak ve anlayarak, çünkü Kur'an bir teori ise Hazreti Peygamber pratiktir. Yani Kur'an-ı Kerim'in bedenleşmiş şeklidir. O halde Hazreti Peygamber'i her an yanımızda, her an hayatımızda, her an bize Allah'ın rızasını kazanma yönünde rehberlik ettiğini unutmayalım. Yani ben Allah Resulü'nün elçi olarak, peygamber olarak gönderdiği peygamberimi her an örnek alabilecek durumdayım diye bu şuurla karşılaştığımız her problemi, karşılaştığımız her olayı ve ibadetlerimizi o nasıl yapmış, onu bilerek, onu anlayarak, onu inceleyerek, onun hayatını okuyarak yapmalıyız. Yani o Efendimiz babaydı, babalar babalığı ondan öğrenmeli. O aynı zamanda kayınpederdi, nasıl davrandı? Aynı zamanda o yaşadığı toplumun bir üyesiydi, komşuları vardı, komşuydu, komşuluğu nasıl yaptı? İnsanlar arasında çıkan bir problemi çözmek için sadece güçlünün mü yanında oldu yoksa haklının mı yanında oldu? Bu örneklere çok iyi bakmak lazım. Çünkü o güçlünün değil, haklı olanın yanında oldu. Dolayısıyla o verdiği sözde, verdiği bir sözde filan yerde buluşalım dediği bir sahabesine 3 gün orada beklediği İslam tarihinde hayatı okunmuşsa, hayatından kesitler okunursa o söz verdiği yerde 3 gün beklediğini göreceğiz. Söz veren kişinin de 3. günde ben ne yaptım? Peygamber Efendimiz'e söz vermiştim filan yerde buluşacaktık. 3 gün geçti. Gideyim bakayım acaba orada mı? Tabii adam da üzülmüş ama Efendimiz sana söz vermiştim. Elbet biraz yoruldum, biraz beni burada bekletmiş oldum diyerek 3 gün beklediğini görüyoruz. Yani birine bir söz verdiğimiz zaman işte o sözü de, yani kısaca şunu arz etmek istiyorum. Hazreti Peygamber'in sünnetini yaşatmak ona en güzel hediyemiz olacak. Onun sünneti nedir? Güvenilir bir insan olmaktır. Onun sünneti 5 vakit namazı kılmaktır. Onun sünneti komşuya Allah'ın emirlerine uygun şekilde davranmaktır. Onun sünneti sıla-i rahimi hiç ihmal etmemektir. Rızkı artıran, ömrü uzatan,
akrabayı ziyaret manasına gelen sıla-i rahmi hiç bırakmamaktır. Onun sünneti komşusunu rahatsız etmemektir. Onun sünneti tartarken, ölçerken haktan ayrılmamaktır. Onun sünneti ne olursa olsun doğruyu söylemektir. Onun sünneti emanete hıyanet etmemektir. Onun sünneti Allah'ın razı olduğunu yapmak, razı olmadığını Allah rızası için yapmamaktır. Onun sünneti şekilden ibaret değildir. Sadece yemeğe başlarken tuz alma sünneti asla değildir. Asla giyimi, kuşamı, şekli değildir. İşte onun sünneti bu farzları yapmak, haramlardan kaçınmak, insan denen varlığa çok merhametli olmak. Onun sünnetini kısaca nasıl özetlersiniz derseniz şöyle özetlerim. Onun sünneti bize olan rehberliği şu: yaratanı tanımak ve ona bağlanmak, yaratılanı sevmek, ona merhametli olmaktır onun sünneti. Hiçbir insanın kalbini kırmamaktır. Onun yarattığı insanı hakir görmemektir. Onun yarattığı insana kibirle, gururla, yüksekten bakmamaktır. Onun sünneti La ilahe illallah Muhammedun Resulullah doğrultusunda hareket etmektir. O bakımdan bazen de bu hususlara Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlama, tanıma. Yani Allah-u Teala biraz önce okudum Ahzab suresinde diyor, dedi ki bize Allah'ımız, o size en güzel modeldir, örnektir, onu örnek alın dedi. Onu örnek alın. Yani Allah'ımız bize dedi ki başka bir ayette de, bana ulaşmak isteyen Resulümü izlesin, ona tabi olsun. Peki o Resul'e nasıl tabi olacağız? Onu bilmezsek, onu anlamazsak, işte o demin saydığım hususları ve daha nicelerini Peygamberimiz işte eş olarak, efendim koca olarak, komşu olarak, tacir, tüccar olarak, esnaf olarak, efendim devlet adamı olarak, ilim adamı olarak, her ne sayarsanız bunların hepsini baktığımız zaman Allah Resulü'nün hayatında örnekler alarak, ama onu gerçek manada anlayarak, tanıyarak onu örnek alma görevimiz vardır. İdrak edeceğimiz Mevlid kandilini, tüm ordulu kardeşlerimiz Mevlid kandilini tebrik ediyorum. Bu kandilin hayırlara, sevgimizin, saygımızın, birlik ve beraberliğimizin, muhabbetimizin, birbirimize olan ilişkilerimizin Allah'ın rızasına uygun olması istikametinde hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan dua ve niyaz ediyorum. Bütün ölmüşlerimize de, şehitler ve gazilerimiz dahil olmak üzere, bu mübarek gece hürmetine Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.